6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce anonim şirket kurmak için en az 5 ortak gerekliydi. Ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdikten sonra hem limited şirket hem de anonim şirket için bir ortak yeterli. Dolayısıyla artık hayali ortaklara gerek kalmaksızın isteyen her gerçek kişi veya tüzel kişi anonim şirket kurabilir. Bu durumda anonim şirket kurmak avantajlı hale geldi. Anonim şirketlerde önceki kanunda en az 3 yönetim kurulu üyesi zorunluyken şimdi 1 yönetim kurulu üyesi de seçilebiliyor. Bunun dışında anonim şirket ortakları hisselerini edindiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra devretmeleri yani satmaları durumunda kaç paraya ne kadar tutar üzerinden satarlarsa satsınlar herhangi bir şekilde değer artış kazancı vergisi ödemiyorlar. Bundan dolayı da anonim şirketler limited şirketlere göre hisse devrinde vergi istisnası söz konusu olduğu için avantajlı konuma geçmiş bulunmaktadır. Anonim şirketlerin bir de dezavantajından bahsedelim. Küçük çaplı şirketler açısından denetim bir maliyet olduğu için şu an yürürlükte bulunan mevzuata göre anonim şirketlerin tamamının denetime tabi olması gerekiyor. Dolayısıyla limited şirketler için şu anda böyle bir denetim zorunluluğu söz konusu değil. Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi zorunluluğu getirmiştir. Oysa limited şirketlerde şu an için böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Limited şirketlerin minimum sermaye zorunluluğu 10.000 TL iken anonim şirketlerin minimum sermaye zorunluluğu 50.000 Türk Lirası'dır. Bunun dışında anonim şirketlerde yönetim kurulu olmayan ortakların kamu borçlarına karşı sorumluluğu yokken limited şirketlerde ortakların tamamının kamu borçlarına karşı sorumluluğu vardır. Avantajlardan bazıları bunlardır.